Herkese selamlar. Bilindiği gibi DV Lottery yani Green Card başvuruları 6 Ekim'de başlıyor. Bununla ilgili çekmiş olduğum video çok izlendi. Kanalın en çok izlenen videolarından bir tanesi oldu. Ve bu videoda başvuru yaparken dikkat edilmesi gereken konuları anlatmıştım. Bu video çok fazla yorum aldı. Çok fazla sorular geldi yorumlar kısmında. Ben de bu soruları tekrar toparlayıp İkinci bir video yapmayı uygun gördüm. Eğer DV Lottery başvurusu hakkında ilk kez video seyrediyorsanız mutlaka öncelikle ilk videoyu seyredin. Çünkü orada önemli konular üzerinde durdum. Bu videoda yapmak istediğim şey ise o videonun altında yorumlar kısmına gelen veya sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp ekstra sorular soran kişilerin yorumlarına ve sorularına cevap verebilmek. Tekrar eden soruları sizin için toparlamaya çalıştım. Şimdi bunların hepsine kısa kısa soru cevap şeklinde cevaplar vereceğim. Aynı zamanda bildiğiniz gibi o videoda 20.000 aboneye ulaşmanın şerefine bir çekiliş yapacağımızdan ve 2 tane Amazon hediye çeki göndereceğimizden bahsetmiştik. O çekilişi de yaptık. Videonun son kısmında bu talihlilerin kimler olduğunu açıklayacağım. Ayrıca bir sürprizim daha var. Onu da yine videonun son kısmında anlatıyor olacağım. Öncelikli olarak başvuru tarihi. Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre başvuru 6 Ekim günü New York saatiyle yani Eastern dediğimiz doğu saatiyle saat 12'de başlayacak. Bu Türkiye saatiyle saat 7'ye tekabül ediyor. Akşam 7 yani 19 ve 9 Kasım New York saatiyle saat 12'de bitecek. Dolayısıyla 6 Ekim ile 9 Kasım arasında başvuru mümkün. İlk günler başvuru için çok yoğun olabilir. Son günler kesinlikle çok yoğun oluyor. Aradaki günlerde başvurmakta fayda var. Yani başvurular başladıktan 1-2 gün sonra başvuruları yapmakta fayda var. Hızlı başvuru yapmak, geç başvuru yapmak bunlar size bir avantaj teşkil etmeyecek veya dezavantaj oluşturmayacak ama son günlere bırakmamaya çalışın. Başvuru yapma linki öbür videoda var. Hangi web sitesi üzerinden başvuru yapılabileceğini bu videonun da bilgi kısmına koyuyor olacağız. Şimdi geliyorum en çok sorulan sorular kısmına. Takipçilerin en çok sorduğu soru Türkçe karakter kullanılabiliyor mu DV Lottery başvurusunda? Şimdi eğer klavyeniz Türkçe klavye ise ve sistem de buna izin veriyorsa bununla ilgili bir sorun yok. Yani başvuruyu içeri aldığı sürece sistem bunu yapabilirsiniz. Bu başvurular Amerika içinde yapıldığı zaman Türkçe klavye olmadığı için burada kullanılan klavyeler kullanılıyor ve bunlarda da herhangi bir sorun yaşanmıyor. Dolayısıyla Türkçe karakterler kullanılmıyor diye başvurunuz reddedilmez, elenmez. Bununla ilgili bir endişeniz olmasın. Çok sorulan başka bir soru pasaportla alakalı. Pasaportunun renginin bir önemi var mı? Yeşil olması veya bordo olması bir şeyi değiştiriyor mu? Cevap hayır, hiçbir şekilde değiştirmiyor. Başka bir soru, pasaportun geçerlilik tarihi ne olmalı? Şimdi başvuruyu yaparken pasaportunuz geçerli olmalı. Eğer bu başvuru size çıkarsa ve konsolosluğa gittiğinizde farklı bir pasaport kullanıyorsanız bunun da sebebini izah edebilmeniz ve anlatabilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla pasaportunuzun başvuru tarihi itibariyle geçerli olması yeterli. İşte 6 ay olsun, 12 ay olsun gibi şartlar yok. Geçerli bir pasaportla başvuru yapabilirsiniz. Eğer geçerli bir pasaportunuz yoksa pasaportu alırken en azından 2 yıllık geçerli bir pasaportu almanızı tavsiye ederim. Bu sizin süreci rahat bir şekilde tamamlayabilmenizi sağlayacaktır. Oldukça sık sorulan başka bir soru, bu başvuru telefondan yapılabilir mi? İlla bir bilgisayardan mı yapılması gerekiyor? Şimdiye kadar telefondan yapan duymadı. Ancak telefondan yapılırsa fotoğraf yükleme işi nasıl olacak ondan çok emin değilim. Dolayısıyla bilgisayardan yapmayı tavsiye ediyorum. Ama fotoğraf yükleme konusunu çözebilirseniz o zaman telefondan yapılması için de bir engel olduğunu düşünmüyorum. Liseye giden kardeşlerimizin çok fazla sorduğu bir soru. Lise mezunu olmuş olmak başvuru tarihi itibariyle gerekli mi? Yoksa ben konsolosluğa mülakata gittiğimde lise mezunu olsam yeterli mi? Başvuru şartlarında da açıkça anlatıldığı gibi bu başvuruyu yapabilmek için minimum lise mezunu olmak veya bir önceki videoda anlattığım tecrübe şartının yerine getirilmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla daha başvuruyu yaparken lise mezunu olmalısınız. Şu anda liseye giden kardeşlerim de liseyi bitirdikten sonra bir sonraki yılın Green Card çekilişinde şanslarını deneyebilirler. Başka sorulan soru yine lise mezuniyeti ve tecrübeyle alakalı. Ben hem lise mezunuyum hem de gerekli tecrübe şartlarını sağlıyorum. İkisini birden formlarda belirtmem bana bir avantaj sağlar mı? Kesinlikle hayır. Zaten tecrübe şartı lise mezuniyetinin olmadığı durumlarda geçerli. Yani eğer siz minimum lise mezunuysanız ve bunu şıklarda işaretliyorsanız
ekstradan bir tecrübe şartı gerçekleştiriyor musunuz diye formlar size herhangi bir soru sormayacak. Dolayısıyla minimum lise mezunu olmak yeterli. Bir önceki videoda anlattığım lise mezunu değilseniz tecrübe şartı var. Bu tecrübe şartının nasıl olması gerektiğini izah etmiştim. Bu konu çok beğenildi. Bu konu takipçilerimiz tarafından çok orijinal bulundu. Çünkü anladığım kadarıyla daha önce hiç kimse bunu bu kadar detaylı bir şekilde anlatmamıştı. Ama tabii sorular da beraberinde geldi. Orada lise mezunu değilseniz tecrübeniz olan alanın SVP'sinin, SVP'sinin en az 7 olması gerekiyor. Bu konu kendisine karışık gelenlerin tekrar ilk videoyu izlemelerini tavsiye ediyorum. Burada SVP'yi tekrar anlatmayacağım ama soru şu, benim meslek grubum SVP 6-7 çıktı. Yani 6 ile 7 arasında çıktı, sistemde böyle yazıyor. Şimdi ben 6 mıyım, 7 miyim diye soranlar var. Çalışma Bakanlığı ve bütün Amerikan devlet daireleri bu SVP'nin 6 olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla sizin SVP range'inizde, SVP aralığınızda yazan rakamın minimum 7 olması gerekiyor. Minimum 7 olanlar başvuru yapabilirler. 6 ile 7 arasında gösterenler zaten başvuru yapamayacaklar çünkü onlar 6 kabul ediliyor. Sık sorulan sorulardan biri de başvuru formunda belirttiğim adresimden daha sonra taşınırsam ne olacak? Bunu aslında izah etmiştim. Hiçbir şey olmayacak. Çünkü adresinize hiçbir belge, hiçbir bildirim gelmiyor. Dolayısıyla bu konuda rahat olabilirsiniz. Daha sonra taşınabilirsiniz. Şu an yaşadığınız adres neyse onu göstermeniz gerekiyor başvuru formunda. Sık sorulan sorulardan bir başkası da medeni durumla alakalı. Şu anda nişanlıyım, evlenirsem ne olur? Nişanlım ve ben ayrı ayrı başvurabilir miyiz? Birimizden birimize çıkarsa daha sonra evlenirsek birlikte green card alabilir miyiz? Bunların cevabı evet, ayrı ayrıysanız ayrı ayrı başvurun, bekarsanız bekar deyin, evliyseniz evli deyin. Medeni durumu insanın tek bir çeşit olur. Birden fazla olmaz, bu sizin yorumunuzla alakalı bir şey değil, hukuki bir konu. Ya evlisindir, ya bekarsındır, ya da ayrılmışsındır kanuni olarak ama. Yani mahkemenin verdiği kararla, yoksa ayrı yaşamaktan bahsetmiyoruz. Doğru şıkkı işaretleyin. Eğer akabinde evlenirseniz, yani çekiliş yapıldıktan sonra veya size çekilişte green card çıktıktan sonra evlilik yaparsanız o zaman eşinizi de sürece dahil etmeniz mümkün. Başka bir soru, eşimle birlikte başvuru yapıyoruz. İkimiz de aynı e-mail adresini kullanabilir miyiz? Bununla ilgili çıkabilecek bir sürü sorun olabilir. Hanginize çıktı, hanginizin takip numarası, hanginizin doğum tarihi girecek. Ben genelde resmi işlerde iki farklı işlem yürütülüyorsa aynı e-mail adresini kullanmayı tavsiye etmiyorum. Daha önce yapmadık, bir sorun yaşar mısınız bilmiyorum ama mümkün olduğu kadar iki farklı e-mail adresi kullanınız ve ikisine de erişiminiz olduğuna emin olunuz. Başka bir soru, doğum yeri sorusuna ne cevap vereceğiz? Mesela diyelim ki Kastamonu'nun Tosya ilçesinde doğmuş birisi, Kastamonu mu yazacak, Tosya mı yazacak? Buradaki esas şu, pasaportu açtığınızda doğum yeri olarak ne yazıyorsa siz de onu yazın. Kastamonu yazıyorsa Kastamonu yazın. Tosya yazıyorsa Tosya yazın. Bununla ilgili bir hata yapma olasılığınız düşük. Orada farklı bölümler var. Onlara da mesela Tosya, Kastamonu gibi şeyler yazarsanız bunlarda da herhangi bir sorun olmaz. Çünkü Tosya'da Kastamonu'da, Tosya'da Tosya'da zaten. O yüzden bununla ilgili herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Bir başka soru, ben lise mezunuyum ama eşim benimle beraber başvuru yapıyor. Onun da lise mezunu olması gerekiyor mu? Bunu çok açık anlattığımı düşünüyordum ama demek ki hala soru işaretleri devam ediyor. Hayır, sizin lise mezunu olmanız yeterli. Eşiniz aile üyesi olarak sizinle beraber başvuruya katıldığı için onun lise mezunu olmasına gerek yok. Göçmenlik Bürosu'nun 1 Ekim'den sonra green card başvuruları için aşı zorunluluğu getiriliyor açıklaması biraz yanlış anlaşıldı. Bu Amerika içinde veya konsoloslukta green card mülakatı olan green card başvurusunu başka bir form nedeniyle yapan kişiler için geçerli. Yani mesela siz DV Lottery başvurusunda green card kazansanız ve akabinde bunun için mülakata gidecek olsanız aşı zorunluluğu var. Ama bu başvuru için, yani DV Lottery başvurusu için aşı zorunluluğu yok. Bunu bir kez daha kesin ve net bir şekilde ifade etmek istedim. Amerika'ya daha sonra vize başvurusu yapmak isteyenlerin şöyle bir çekincesi var. Bizim şimdi DV Lottery başvurusu yapmamız, ileride başka türlü bir vize başvurusu yapmamıza mani mi? Diyelim ki DV Lottery başvurusu yaptım. Daha sonra öğrenci vizesi yapabilirim, E2 vizesi yapabilirim, F1 vizesi başvurusu yapabilirim. Bunlara mani mi? Cevap hayır. DV Lottery başvurusu yapmak tek başına başka ileride herhangi bir vize başvurusu yapmaya mani değil. Ancak eğer kazanırsanız, kazandığınız halde gitmezseniz veya gidemezseniz,
O zaman ileride özellikle kendi ülkenize dönmenizi gerektiren yani 214B maddesine tabi vize kategorilerinde bu bir sorun, handikap teşkil edebilir. Bu çok detaylı bir konu. Şu anda burada girmek istemiyorum. Genelde bununla ilgili kimse bir hak mahrumiyeti yaşamıyor. Dolayısıyla bunu düşünerek başvurmamazlık yapmayın, başvurabilirsiniz. Çok sorulan başka bir soru, bu başvuruları ne diye siz yapmıyorsunuz? Biz size vekalet verelim, siz yapın. Benim bu videoları yapma amacım bu başvuruları ben yapayım diye değil. Bu başvuruları kimseye ihtiyacınız olmadan sizler kendiniz yapabilmeniz için. Dolayısıyla bu başvuruları biz avukatlık bürosu olarak kendimiz yapmıyoruz. Ama daha önce de ifade ettim, eğer başvurularda size green card çıkarsa o konuda profesyonel yardım almayı tavsiye ediyoruz. İşte o noktada sizi temsil edebiliriz. Ama bu başvuruları yapmak için hiçbir aracı kuruma, hiç kimseye ihtiyacınız yok. Kendiniz yapabilirsiniz. Son yayınlanan videoda çok ciddi bir ilgi gösterdiniz. Çok güzel yorumlar yapıldı. Ekibimizi tebrik eden, bizi teşvik eden güzel yorumlar yazdınız. Yorumlarınızla bizleri onurlandırdınız. Sorularınızla bu videonun hazırlanmasına yani ikinci bir videonun hazırlanmasına neden oldunuz, sebep oldunuz. Bunlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hatta bazı yanlışlarımız olduğunda bizi düzelttiniz bile. Mesela bir önceki videoda tarayıcı demek yerine, internet tarayıcısı demek yerine arama motoru tabirini kullanmışız. O da şöyle oldu. Ofisimizde Türkiye'den en son gelen arkadaşımıza Türkiye'de buna ne deniyor diye sorduk. Çünkü bunun İngilizcesi belli. Türkçesini uzun süredir kullanmadığımız için ben Türkiye'den çıktığımda Türkiye'de internet yeni yeni henüz kullanıma geçiyordu. Dolayısıyla bunu sorduğumuzda arama motoru olarak cevap aldık ve o şekilde kullandık. Ama tabii dikkatli takipçilerimizden bu kaçmadı. Remzi Bey herhalde tarayıcı demek istediniz, arama motoru demek istemediniz dediler. Biz de evet dedik, doğru. Bundan dolayı da tekrar teşekkürler. Yani bizim bu şekilde bir yanlışımızı düzeltmek, olumlu şekilde bize katkıda bulunmaya çalışmak da bizim her zaman sevdiğimiz, beğendiğimiz, kanalın büyümesi için teşvik ettiğimiz şeyler. Aynı zamanda ben hep tabii Türkiye'deki konsolosluklar, Ankara, İstanbul diye anlatıyorum ama Orta Asya'dan da çok ciddi bir dinleyici kesimimiz var. Kardeş ülkeler Azerbaycan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan ismini sayamadığım bütün ülkeler. Oradan da çok ciddi bir izleyici kitlemiz var, takipçi kitlemiz var. Selam gönderiyorlar, bayraklar gönderiyorlar. Onların da hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bir önceki videoda bir çekiliş yapacağımızdan bahsetmiştik. Çok ciddi teveccühünüz oldu. Bugün itibariyle 2000'den fazla yorum var o videonun altında. Aynı zamanda bu yorumlardan bazıları da Remzi Bey bir hediye çeki vereceğinize keşke ücretsiz bir danışmanlık teklif etseydiniz. Bu da olabilirdi dediler. Bunu aslında şu anda düşünüyoruz. Hem bu şekilde hediye çekilişleri hem de ücretsiz danışmanlık şeklinde hediye çekilişleri bundan sonra belki de devam edebilir. Bunu devam ettirmeyi istiyoruz, düşünüyoruz. Sadece biraz formatını oturtmamız gerekiyor. Teknik ekiple konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla bunlar önümüzdeki dönemde de devam edecek. Gelelim en önemli konuya. En önemli konu en sona gelmiş oldu. Demiştik ki iki kişiye $50 Amazon çeki göndereceğiz. Çok güzel yorumlar vardı. Çek için geldim abi. Yaşasın Amazon, gelsin kitaplar, çekiliş var dediler, geldik şeklinde yorumlar da vardı. Bunların hepsini çok gülümseyerek okuduk. Bu çekilişi yaparken bir web sitesi kullandık. Bu web sitesinin ismi pickawinner.com, pickawinner.com. YouTube'da yorum yazan kişilerin arasından bir çekiliş yapılmak istendiğinde bu web sitesine gidiyorsunuz. O web sitesine yorumları yüklüyorsunuz ve o web sitesi size kendiliğinden bir çekiliş yapıyor. Bu tamamen random dediğimiz gelişigüzel bir çekiliş. Şimdi o çekilişte ismi çıkan takipçilerimizi ben açıklayacağım. Ve o takipçilerden bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden Instagram veya Facebook ya da YouTube kanalımızdaki yorumlar bölümünden bizimle irtibata geçmelerini isteyeceğim. Lütfen bizimle irtibata geçsinler ki biz de onlara hediyelerini gönderebilelim. Yapılan 2000'den fazla yorumun neticesinde $50 Amazon hediye çekini göndereceğimiz iki takipçimizin isimleri Mustafa Şengöz ve Furkan Çerçi. Mustafa Şengöz ve Furkan Çerçi. Bu iki takipçimize $50'şer Amazon çeki çıkmış oldu. Onları kendilerine en kısa sürede ulaştıracağız. Lütfen kendileri bizimle irtibata geçsinler. Efendim bugün DV Lottery çekilişiyle alakalı ilk yaptığım videonun üzerine gelen soruları toplayıp size tekrar bilgilendirici bir video çekmeye çalıştım.
Umarım faydalı olmuştur. Lütfen bu videoyu mutlaka seyredin çekilişe katılmadan önce. Umarım hak eden herkes kazanır. Mümkün olduğu kadar çok olur kazanan sayısı. Bizi takip ettiğiniz için, bizi cesaretlendirdiğiniz için ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.